Herkese merhaba. Yine şahane bir içerikle karşınızdayız. Bugün sizlerle zargan oltası paylaşacağız. Hem ipek, hem hırsız iğneli, hem karadan, hem tekneden nasıl olur? Hep birlikte izliyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle zargana ipeğinden başlayalım. Zargana ipekleri hazır olarak balık malzemeleri satan dükkanlarda 10'lu paketler halinde genellikle satılıyor. Bunların turuncu ve yeşil gibi renkleri oluyor. Ben kendi tecrübelerime dayalı olarak genellikle turuncunun daha iyi iş yaptığını veya kırmızının daha iyi iş yaptığını söyleyebilirim. İpeğin bağlamasına gelince gördüğünüz üzere ipekte iki tane düğüm yeri vardır. Bu düğümler karşılıklı şekilde ortaya bakacak şekilde böyle konumlandırıldığında bir ucundan normal misine bağlıyoruz. Hemen bağlayalım. Bunun için de 0.25 veya 0.30 gibi misinalar yeterli olacaktır. Ben sadece şimdi göstermek için bağlayacağım için. Çok fazla uzun misina tutmuyorum. Dediğimiz gibi öncelikle dikkat edilmesi gereken şey bu düğümlerin karşılıklı ortaya gelecek şekilde konumlandırılması ve şu baştan normal klasik düğüm olarak bağlamanız yeterli olacaktır. Öyle çok fazla bir teferruatı yok. Çok da basit bir şey. Böyle klasik 2-3 tane peş peşe düğüm attığınızda ipeğiniz hazır. Buradan misinanın fazlasını da aldığınızda İpeğimiz hazır. Şimdi peki bu nasıl zargana yakalayacak bize? Bu üstünde hiç iğne yok, bir şey yok. Nasıl yakalıyor derseniz. Arkadaşlar bu ipek hafif olduğu için tekneyle veya top kullanarak karadan zargana avı yaptığımızda bunu atıyoruz. İpek hafif olduğu için suyun yüzeyinde hiç batmadan bu şekilde adeta bir kurt gibi böyle yüzerek geliyor. Tabi bu suda daha ıslanınca daha böyle dümdüz duruyor. Bu şekilde geliyor. Zargana balığının ağzı minik minik dişlerden ve bir sürü dişlerden oluştuğu için bu ipeği bir kere ısırdığında o dişler bu ipeğe dolanıyor ve bir daha kendini kurtaramıyor bu ipekten. Siz çektiğinizde ise nasıl kurtarıyorsunuz? İpeği tutup zarganayı da kafasından tuttuğunuzda ikisini birbirinden çekerek ipekle zarganayı birbirinden ayırmış oluyorsunuz ve zargananızı kovanıza atıyorsunuz. Bu en kolayı. Ha, bunu karadan nasıl kullanırız derseniz, karadan şöyle ufak süngerimsi toplar vasıtasıyla bir ucunu topun fır dön diye diğer ucuna da yaptığınız takımı bağlayarak şu şekilde burada dikkat edilmesi gereken şey ipeğe bağladığınız beden misinası ile topun arasındaki misinanın mesafesi yaklaşık 1,5-2 metre civarı olması. Ne kadar uzun tutarsanız sizin için o kadar faydalı olur ki top yemden yani ipekten o kadar uzakta olur ve balıkları ürkütmezsiniz. Tekneden nasıl kullanırız derseniz, teknedense çok daha kolay. Hiç orada top falan kullanmanıza gerek kalmıyor. Tekneden direkt böyle ipeğinizi açıyorsunuz. Rolantide giderken arkadan ipeği salıyorsunuz. Hiç kurşun, fır döndü, hiçbir şeye gerek yok. Direkt şöyle bir misinanın ucuna ipeğinizi bağlayıp buradan misinayı açarak yaklaşık 30 metre, 40 metre gibi bir boy verdiğinizde misinaya zargana çok rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer takıma, hırsız iğneli takıma ki benim karadan zargana avında en sevdiğim yöntem budur. Arkadaşlar hırsız iğneli takımda
Yapımı çok basittir. Öncelikle diğer videolarımızı izlediyseniz iğne nasıl bağlanır biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de yukarıdan iğne bağlama videomuza ulaşabilirsiniz. Tekrar ben sizin için burada bir tane bağlayacağım. İğnenizi misineye bu şekilde konumlandırdıktan sonra ufak bir tasma yapıyoruz. Sonra şu boşta kalan misinanın, kısa taraf misinanın şöyle 5-6 tur iğnenin kıç tarafına doğru sarıyoruz. Sonrasında kısa misinamızı bu yaptığımız halkanın içinden geçiriyoruz ve uzun misinayı çektiğimizde iğnemizin düğümü tamamlanıyor. Aynı şekilde burada da misinamızın fazlasını kesiyoruz. Evet arkadaşlar, zargan avında küçük siyah ve çapraz iğneler tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktı. Çünkü zarganın ağzı böyle çok fazla büyük değil. Küçük iğne kullanırsanız ve siyah çapraz iğne kullanırsanız çok kaliteli, güzel avlar yapabilirsiniz. Şimdi normal tek iğnemizi bağladık. Bunun arkasına hemen hırsızımızı da bağlamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? İğnemizi yine aynı şekilde konumlandırıyoruz. Mesafemizi ayarladıktan sonra, yani aşağı yukarı şu kadar bir mesafe yetecektir. Aynı demin gösterdiğim gibi, normal iğne bağlar gibi. Burada iğne olduğunu hiç önemsemeden aynı şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra iğnemizi aynen şu tasmanın içinden geçirerek yine uzun misineyi çekiyoruz. Ve hırsızımız hazır. Şu şekilde hırsızımız hazır. Peki bu hırsızlı takımla zarganayı nasıl yakalıyoruz? Sadece çıplak iğne var burada. Ne yapıyoruz? Bunun için arkadaşlar zarganın yine uzun yemlere zaafı olduğu gibi ne yapıyoruz? Midyenin yan damarı diye tabir ettiğimiz kahverengi yerine, sadece kahverengi yerine midyeyi açıp bıçak yardımıyla çıkartıyoruz. Kahverengi yerine iğnelerimizin önce birine sonra diğerine takıyoruz. Ve sonrasında takımımız hazır. Peki bu takımı nasıl kullanıyoruz? Bu takımı yine 1,5-2 metre bir misina verdikten sonra yine aynı şekilde topumuza normal, öyle hiç ekstra bir düğüme gerek yok. Normal 5-6 tane peş peşe düğüm atın. Başka hiçbir şey gerekmez. Normal düğümlerimizi atıyoruz. Bağlıyoruz. Ve topumuzun diğer ucuna fır döndüğü de takarak takımımız kullanılabilir hale geliyor. Evet, yine misinanın fazlasını buradan da kesiyoruz. Zargana takımlarımız bu kadar. Bu toplu takımlarda arkadaşlar hemen evinizde hazırlayıp hiç deniz kenarında uğraşmak istemezseniz misinanı hazırladıktan sonra böyle topun üzerine misinanızı sarıp en son İki tane hırsız iğne geliyor. Zaten bu kullanılan toplar böyle süngerimsi malzemeden, sert süngerimsi malzemeden olduğu için iğnelerinizi de topun üzerine şu şekilde saplayıp takımınızı hazır hale getirebiliyorsunuz. Peki zargana balığı bu takımla nasıl yakalanır derseniz, ortalama 100 gram atarlı bir kamışla
Direkt bu topun bir tarafından fır döndüğe takarak, yemimizi takarak fırlatıyoruz. Ve usul usul sarıyoruz. Balık geldiğinde zaten suyun üstünde çırpınışları göreceksiniz. Balığı kaçırmadan, fırsat vermeden, boşluk vermeden hızlıca sarıyoruz ve balığı kovamıza atıyoruz. Evet arkadaşlar, zargana takımlarımızı size paylaştık. Öyle çok zor bir şey değil. Kolayca 2 dakikada hazırlanabilecek bir şey. Umarız sizler de keyifli avlar yaparsınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.